Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özel yayınlarımız devam ediyor ve çok değerli iki konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç bizimle birlikte. Hem bugünü değerlendireceğiz hem de seçim sürecinin öncesinde yaşananları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk. öncelikle. İyi yayınlar. Şununla başlamak istiyorum ben. Seçim, 14 Mayıs seçimleri, sonrasında 28 Mayıs süreci. Hepsi yaşandı. Muhalefetten bahsetmek istiyorum. Muhalefetin özellikle birleşe birleşe kazanacağız iddiasıyla yola çıkan bir muhalefet vardı. Sonrasında dağılım biraz hızlı oldu. Seçimlerden hemen sonra ittifakın sonlandırıldığını öğrendik. Bununla birlikte yine ilginç açıklamaların olduğu bir süreçten geçtik. Önce terör örgütü elebaşlarıyla dan gelen açıklamalar, bunlara verilmeyen tepkiler ve sonrasında milliyetçilik vaadiyle ortaya çıkanları gördük. Nasıl değerlendirdiniz seçime gittiğimiz bu süreci? Vallahi bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok öngördüğü, Sayın Genel Başkanımızın grup toplantılarını 27. dönemde takip edenlerin çok aşina olduğu, beklediği gelişmelerdi. Sadece bir fark vardı. Bu zamana kadar bu arazlar, bu sıkıntılar, bu uyumsuzluklar milletten gizlenmeye çalışılıyordu. Milletten de milletin bir kısmı bunun farkındaydı. Belki kendi seçmenlerini kandırmak için bu noktada böyle bir çalışma içerisindeydiler. Ama nihayetinde bütün taşlar döküldü ortaya. Kimin neyle, kimlerle ilgisi varsa, ilişkisi varsa, kim hangi politikalar çerçevesinde Türkiye'yi gayrimilli politikaların hangi gayrimilli politikalar çerçevesinde yönetecekse bunların hepsi bu süreçte gözükmüş oldu. Geçen akşam da zaten dediler ki bu bir seçim ittifakıdır. Geçmiştir. Birlikte olmaları zaten beklenemeyecek kadar birbiriyle uzak, birbirinden uzak yapılardılar. Sadece Cumhur İttifakı'nı görevden düşürmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı iktidardan düşürmekle alakalı bir birliktelikti. Nihayetinde bunlar gerçekleşemeyince birlikte olmanın bir anlamı kalmadı. Bu meclis tablosunda bundan sonra siyasette herhalde farklı bir takım gelişmeler yaşanacaktır. Sayın Genel Başkanımızın seçim akşamı dediği gibi birçok değişim bu noktada söz konusu olabilir. Birbirlerine düşüp kendileri partilerin içerisinde farklı gelişmeleri yaşayabileceklerdir. Onları ayakta tutan şey, kusurlarını örten şey Tayyip Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı gitsin söylemiydi. Şimdi artık bu söz konusu olamayınca kendileriyle alakalı gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Efendim, özellikle yine aynı konuda seçim sürecinde Millet İttifakı'ndan gelen Millet İttifakı'na yönelik bazı açıklamalar oldu. Terör örgütü lider elebaşlarının açıklamaları oldu. Bununla ilgili Millet İttifakı cephesinden hiçbir yorum, değerlendirme, karşı çıkış, eleştiri görmedik. Tabii. Yani sessiz kalındı. Nasıl değerlendirdiniz? Yani seçime giderken süreçte böyle bir şeyin olmasını nasıl değerlendirdiniz? Ki Batı medyasında desteği vardı şiddetle. Yine Batı medyasının Millet İttifakı'na yönelik desteği vardı. Böyle bir süreçle girdiler seçime. Valla Türk siyaseti ve Türk demokrasisi açısından içler acısı bir durumdur bu. Biz normal bir basit bir muhalefet iktidar çekişmesi rekabeti değil. Aksine Türkiye'nin milli yapılarıyla onun karşısındaki gayrimilli oluşum şeklinde bir çalışma veya bir seçim karşıtlığı oldu. Ha, bu noktada terör örgütlerinin nasıl seferber olduğunu, hatta yani Yunanistan'ın bile Ege'deki tacizlerini seçim sürecinde milli bir takım duygular kabarmasın diye onları azalttığını, terör örgütlerinin terör hadiselerini sıfıra indirdiğini seçim sürecinde ve arkasından o Kandil'deki elebaşlarının, işte Pensilvanya'daki yapıların nasıl seferber olduğunu hep beraber gördük. Bu Türkiye'de bizim demokrasi tarihimize çok talihsiz bir şekilde kaydedilmiş bir süreç oldu. Nihayetinde milli olan taraf kazandı, Allah'a şükürler olsun. Buradan da çıkaracağımız çok büyük dersler var. Türkiye'de muhalefetin nasıl olması gerektiğini aslında ortaya koyan milletin bu tepkisi, bu duruşu bence önemsenmeli. Her şeyi yeter ki gitsin, iktidara gelmek için her yol mübahtır anlayışının
ne tür sıkıntılara sebep olduğunu hep beraber gördük. Bugün bir terör örgütünü ve bir terör örgütünün siyasi uzantısını meşru kabul eden önemli bir kitlenin de ortaya çıkmasına bu sebep olmuştur. Bu ülkemiz açısından, milletimiz açısından aslında büyük bir kayıptır. İnşallah bundan sonraki süreçte taşlar daha iyi yerine oturur. Muhalefetim diyen insanlar da milli bir duruşa asgari seviyede inşallah sahip olacak bir durumda olur. Bizim millet olarak beklentimiz bu yöndedir. Evet, ben burada Filiz Hanım'a dönmek isterim. Siz de tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar. Sağ olun. Tebrik ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Nevşehir'de milletvekili yoktu. Biz miting sürecinde de görmüştük. Yoğun bir kalabalık vardı, coşkuyu görmüştük. Alıp gelmişsiniz. Bir, bunu değerlendirmenizi isteriz. İkincisi, aynı bağlamda muhalefetin özellikle ikinci tura geçildiğinde bir milliyetçi söylem. Evet. Üzerine bir algı yaratmaya çalıştığını gördük. Ama sonuçlar gösterdi ki kamuoyu bunu kabullenmemiş ve inanmamış gibi görünüyor. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Teşekkür ederim. Evet, Nevşehir 70 yıllık bir il. 1954 yılında il oldu. O günden bu yana maalesef bir kadın vekil çıkmamış Nevşehir'de. Bırakın bir kadın vekil çıkmasını, birinci sıra aday olarak bile herhangi bir partiden aday olarak da gösterilmemiş bir kadın. Bu açıdan tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun yıllardır Nevşehir'de bir milletvekili beklentisi vardı. Böyle bir özlemimiz vardı. Biz hem bunu gerçekleştirdik hem de kadınlar adına biliyorsunuz nüfusumuzun yarısı, hatta yarısından fazlası kadın. Evet. Kadın. Kadınlar adına da bir 70 yıllık bir şehirden böylesine turizmin yoğun olduğu, dünyaya açılan bir şehirden bir kadın vekil çıkarmış olmanın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkarmış olmanın ayrı bir sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ben bu konuda desteklerini esirgemeyen tüm Nevşehirli hemşehrilerime sizin ekranlarınız aracılığıyla da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir seçim süreci yaşadık. O bir aylık seçim sürecinde çok büyük bir teveccüh vardı. Özellikle hanımefendilerden bir kadın vekil çıkaralım artık, 70 yıllık özlemimiz bitsin diye. Çok büyük destekleri oldu. Gençlerin çok büyük destekleri oldu. O da benim çok hoşuma gitti. Uzun yıllar Nevşehir'de rektörlük yapmış olmamın, Nevşehir Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğü yapmış olmamın çok büyük bir artısı oldu. Hatta bir iki sloganımızı gençler kendileri buldu. Yaparsa Filiz Hoca yapar, bizi Filiz Hoca anlar şeklinde sloganlar geliştirdiler ve biz onları billboardlarımızda kullandık, sosyal medyada kullandık. Çok da iyi tuttu. İfade ettiğim gibi gayet güzel, gayet sevgi dolu, mutluluk dolu, böyle birbirimize kucaklaşarak teşkilatımız da çok iyi çalıştı. Hep birlikte bir hedefe odaklandık ve bu hedefe ulaşabilmek için birlikte hareket ettik. Hiçbir ses çıkmadı, farklı bir ses çıkmadı. Tek hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir vekil kazandırmaktı. Bu niyetle ortaya çıktık ve çok çalışarak hedefe ulaştık. 28. dönemde de Nevşehir'den bir milletvekili ve bir de kadın vekil çıktı. İkinci sorunuza gelecek olursak, orada tam olarak ifade bir daha şöyle, tekrarlar yani, mısınız? Kılıçdaroğlu ilk tur öncesinde evet. HDP ile kol kola evet. girdi. Terör evet. örgütlerinden açıklamalar geldi ama ilk turu kaybedince ve Cumhur İttifakı da mecliste evet. çoğunluğu alınca evet. milliyetçi bir söylem benimsenmeye evet. çalışıldı. Evet. Hatta bu noktada başka partilerde eklemlenmeye. Maalesef evet. maalesef biz onları gördük ve gördüğümüzde acı bir gülümseme doğrusu. Benim ilk tepkim çok acı bir gülümsemeydi. Hatta aramızda zaman zaman bu konuda tartışmalar yaşadık. Yani Kılıçdaroğlu da artık ürkücü oldu. Bozkurt işaretleri biliyorsunuz kırıla evet. gidiyordu. Buna tabii tutmadı gördüğünüz gibi. Feraset sahibi milletimiz, sağduyu sahibi milletimiz bu noktada gereken cevabı da bence fazlasıyla vermiş oldu. Tabii bizim aslında beklentimiz birinci turda bitmesi yönündeydi evet. Cumhurbaşkanlığı ve bu konuda da ben özellikle de Nevşehir özelinde gördüğümde mutlaka bitti bu iş diyordum ki biz %70'lerin üzerinde bir oy aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama milletimiz öyle karar verdi, saygı duyuyoruz. Sonrasında tabii ki oy alabilmek gayesiyle bütün partiler ülkücü oldu, milliyetçi oldu. Bu tür söylemler
geliştirdiler. Ama inandırıcı olmadı. Bunu Sayın Genel Başkanımız her zaman belirtiyordu zaten. Milletimizin feraset sahibi olduğunu ve gereken cevabı sandıkta vereceklerini, bize de her zaman şunu ifade etmişlerdir. Bizi destekleyen sessiz bir çoğunluk var. Onlar ortaya çıkmıyorlar ama gerekeni sandıkta yapacaklar diye gerçekten de milletimiz yaptı. Bunu aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gösterdiler. Ben millet aklı kazandı diyorum. Milletin feraseti, sağduyusu kazandı diyorum. Hatta diyoruz hep 85 milyon kazandı. Evet. Ne olursa olsun, seçim sonuçları ne olursa olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir açıklama yaptılar. İnşallah şunu da temenni ediyoruz. Burada Levent Başkanım da var. O sessiz çoğunluk bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok daha fazla, ülkücü arkadaşlarımız çok daha fazla destekleyecekler ve çok daha fazla inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'ne de ülkücü arkadaşlarımızın katılımı söz konusu olacak diyoruz. Ben bu noktada Levent Bey'e de dönmek istiyorum. Türkiye'nin üçüncü partisi oldu Milliyetçi Hareket Partisi. Anketleri yine ters köşe yaptığını gördük. Evet. Vekil sayısı olarak da aslına bakarsanız biraz daha zorlanabilse belki orada da o üçüncülük yakalanabilecekti. Önümüzde artık bir çalışma dönemi var. Önce meclis başkanı seçilecek, komisyonlar oluşturacak ve verilen sözlerin bayrama kadar sanırım çıkartılması bekleniyor. Neler söylersiniz? Tabii biz 27. dönemde tamamen millet odaklı, milletimizin ihtiyaçlarını giderme, onun refahını, mutluluğunu önceleyen bir anlayışla yasama faaliyetlerimiz. Bu arada bir ekleme yapayım. Biz haberleştirmiştik. 128 tane verilen sözün Milliyetçi Hareket Partisi tarafından meclisten çıkartıldığında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi mecliste 48 milletvekiliyle temsil edilmiş olmasına rağmen geçmiş dönemde seçim beyannamelerinde vaat etmiş olduğu birçok hususun yerine getirildiği bir dönem oldu. Bunlar son derece önemliydi. Yeni dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği birçok konuda meclisimiz mesai harcayacak ve bunların hepsi vatandaşımıza refah olarak, vatandaşımıza rahat nefes aldıracak gelişmeler olacak. Bizler her ne kadar muhalefet işte toplumdaki ekonomik problemleri, ihtiyaçları göz önüne alan veya bunları ön plana çıkarmaya çalışan bir siyaset tarzı izlemiş olsalar da aslında vatandaşımızın ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bunları en layıkıyla halledecek olan yapı yine Cumhur İttifakı'dır. Yani bizler bunları meclis ortamında da, vatandaşlarımızla olan ilişkilerimizde de, sivil toplum kuruluşlarından gelen ihtiyaçları da göz önüne alarak bu yeni dönemde bunları inşallah gerçekleştireceğiz. MHP'nin bu ölçüdeki varlığı, zaten sayıların çok üzerinde bir niteliği olan Türk siyasetinde ağırlığı oy oranlarıyla, milletvekili sayılarıyla ölçülemeyecek derecede önemli olan bir siyasi hareket olduğumuzu 54 yıllık geçmişimizle milletimiz artık bunu bilmektedir. Fakat her seçim döneminde yaşadığımız bir şey var veya seçim süreçlerinin öncesinde yaşadığımız bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi klasik olarak baskılanmaya çalışılan, devamlı belli bir yerde tutulmaya çalışılan veya daha aşağıya çekilmeye çalışılan bir parti olmuştur. Bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlenmesinden her zaman Türkiye düşmanı yapıların, Türkiye karşıtı yapıların büyük tedirginlik duyduğunu bilmekteyiz. Bu tedirginlik ve bu düşmanlık birilerinin de içeride işine geldiği için bu tür manipülasyonlarla da karşı karşıyayız. Bu dönemde yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de Ünal Bey, bu kamuoyu araştırma şirketleri ve kamuoyu araştırmacılığıyla alakalı olarak bu meseleye bir çekidüzen verilmesi ve bu meselenin artık objektif uluslararası kriterler çerçevesinde ve denetlenebilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Her önüne gelen bir oran açıklıyor. Şu kadar denekle yapılmıştır. Arkasında ne vardır ne yoktur bilinmiyor. Sosyal medyada
hangi programda, o PowerPoint'te veya nerede işte o grafikleri hazırlayan birisi çıkıyor geliyor diyor ki oranlar şunlar. Arka planında ne var? Bu araştırma ne için yapılmış, bunlar bilinmez. Ama bunların temel hedefinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik olduğunun çok açık bir şekilde ortaya çıktığı bir durum. MHP inşallah bu tür baskılardan, bu tür manipülasyonlardan da kendini sıyırarak bu önümüzdeki yüzyılda çok daha muhkem, çok daha kuvvetli, çok daha iyi yerlere inşallah gelecektir. Genel Başkanımız bu noktada çizdiği siyaset çizgisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne toplumumuz nezdinde çok büyük bir teveccüh görmüştür. Biz bunu siyasi çalışmalarımızın tamamında görmüş bulunmaktayız. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenin de çok üzerinde bir teveccühtür. Bunu bilenler bilir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de büyümeye en fazla imkan sahibi olan, büyüme imkanlarına en fazla sahip olan siyasi partidir. Yani bugün bakıldığı zaman MHP'nin toplumun %50'sine, %60'ına hitap edecek bir geniş bir siyaset çerçevesi vardır. Bu noktada bizler bu dönemde sadece Türkiye'de bize oy veren kitlenin değil, ülkemizin tamamının 85 milyonun ihtiyaçlarını, taleplerini göz önüne alarak bence çok faydalı hizmetler göreceğiz. 28. dönem öyle bekliyoruz ki Türkiye'de köklü bir takım adımların atılacağı, anayasa değişikliğinden tutun da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak çok önemli faaliyetlerin söz konusu olacağı, Türkiye'nin 27. dönemde atmış olduğu adımların meyvelerinin toplanacağı, işte nükleer enerji santralinden tutun milli enerji hamlesine, milli ekonomiye yönelik, milli sermaye yönelik atılan adımlarda, ihracat, yatırım odaklı gelişme süreçlerimize, milli savunma süreçleriyle ilgili hamlelerimizde 28. dönem Türkiye'nin ve Türk milletinin bunların meyvelerini toplayacağı bir süreç olacak. İnşallah. Bizler de burada mecliste inşallah bunun mücadelesini vereceğiz olacağız. Meclis tablosunda muhalefet adı altında giren çok değişik yapılara, çok farklı fraksiyonlara mensup yapıların olduğunu, milletvekili yapılarının olduğunu da görüyoruz. Onların da neler deneyeceklerini, neler yapmaya çalışacaklarını hep beraber burada göreceğiz ama şunu söyleyebilirim. Meydan boş değil. Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücüler, Cumhur İttifakı bu mecliste var olduğu sürece Allah'ın izniyle gayrimilli hiçbir girişime, hiçbir manipülasyona Allah'ın izniyle müsaade edilmeyecektir. Efendim bu noktada bir şey sormak istiyorum. Seçimden önceki süreçte yapılan açıklamalar var. Seçim sonrasında kurultay tartışmaları başladı muhalefet cephesinde. Evet. Aynı zamanda istifa süreçleri başladı. Ve yine öncesinde özellikle CHP Genel Başkanı'nın kaybedersem giderim çıkışları vardı. Kaybedildi ama kimse gitmedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçleri? MYK'sı gitti ama kendisi kaldı. MYK'sı gitti ama o da teknik olarak. Evet. Vallahi bir sarsıntı geçirecekleri belli. Şimdi amiyane tabirle kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Evet, bekleyelim görelim aslında evet, değil mi? Evet. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar ama her gün ayrı bir açıklamayla, her gün ayrı bir gelişmeyle. Bir tutarlık yok. Aynen. Ne yapacaklarını bence kendileri de bir rüzgara kapılmış gidiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir yüz söz verdik milletimize. Belki biliyorsunuz onu da haber yaptınız. Tabii. Biz bu 28. dönemde inşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yüz sözümüzü işte ekonomiden eğitime kadar, işte sanayiden savunmaya kadar çok geniş bir alanda bu yüz sözümüzü nasıl yerine getirebiliriz milletimize? En önemli düşüncemiz, ilk hedefimiz bu olacak Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Onlar da belediye seçimlerini bahane ederek, belediye evet. seçimleri üzerinden kendilerini konsolide etmeye çalışıyorlar. Doğru. Belediye seçimlerini gerekçe göstererek eğer ayakta kalabilirsek iyi olur diyorlar. Bir dağılma yaşayacaklarının kendileri de farkındalar. Siyaset bundan sonra yeniden bir şekillenecek gibi gözüküyor. Bunlar bizim beklediğimiz gelişmelerdi. Ama Cumhur İttifakı birbirine kenetlenerek milli politikalar ekseninde Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi ve millete verdiğimiz sözler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz inşallah. Evet, Levent Bey sanırım sizin yayınınız var.
Sizi uğurlayalım. Filiz hocamızın bir 5-6 dakikası var. Öyle onun mi? Da bir yayını var. Biz o şekilde devam edelim. Kolay çok gelsin. Keyifliydi. Evet, teşekkür evet. ederim. Evet, Filiz hocam bu arada sizinle şu konuyu da değerlendirmek isterim. Malum MHP lideri Devlet Bahçeli bugün meclis açacak. Geçici evet, meclis evet. başkanı olarak. Ve yarın da Sayın Cumhurbaşkanı yemin edecek ve onun mazbatasında MHP lideri Devlet Bahçeli evet. verecek. Tabii bu Milliyetçi Hareket Partililer açısından oldukça anlamlı bir görüntü de olacak sanırım. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, ben 2 yıldan fazladır Milliyetçi Hareket Partisi'nde eğitimden ve siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu camianın içindeyim. Ama ilk kez milletvekili olarak 28. dönemden Nevşehir'den milletvekili seçildim. Benim için tarif edilmez bir mutluluk ve gurur vesilesi. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında, meclis başkanlığında yemin edebilmek. Bu benimle birlikte yeni seçilen bütün milletvekili arkadaşlarımızın da aynı duygularda olduğunu biliyorum. Aynı duygular içerisinde biliyorum. Tabii ki daha öncesinden milletvekili olan arkadaşlarımız da, milletvekillerimiz de aynı şekilde çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Sayın Genel Başkanımıza da bunu daha birkaç gün öncesinde de arz etmiştim. Mutluluğumu ve gururumu. Kendisi de meclis başkanlığı yapacağı için mutlu, onu da ifade etmek isterim. Herkese nasip olmayacak bir şey diye düşünüyorum ben. Kendimi çok şanslı addediyorum. Sayın Genel Başkanımızın meclis başkanlığının altında herkese nasip olmaz yemin edebilmek. Bizim için bugün çok özel ve çok manidar bir gün. Ben şükürler olsun diyorum. Bir de meclis başkanlığı yorumu alalım. Çünkü o da muhtemel ki işte bugün itibariyle başladı başvurular. Önümüzdeki 5 gün içerisinde başvuru süreci tamamlanacak. Anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla da yine Cumhur İttifakı tek bir ismi destekleyecek evet. gibi duruyor. Evet, öyle duruyor ama süreci göreceğiz. Biz de bekliyoruz işin açıkçası. Tam olarak şu isim olacak demek şu anda çok hoş olmaz. Bunu sayın işte seçimde belli olacak inşallah şeyde mecliste. Biz de göreceğiz, bakacağız. Evet, Ayşe. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür olsun. Ediyoruz. Rica efendim. Ederim. Sağ evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımız devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz şimdi.